Merhaba, ben Tahsin Enes Kuru. TOBET Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim bilgisayar mühendisliği bölümünde. 3 yıldır İnziva Komitesi'nde eğitmenlik ve problem hazırlayıcı olarak görev yapıyorum. Sizlere bugün Tree ve DFS, BFS gibi algoritmalarla Tree'de gezme ve Tree üzerindeki problemler için hazırlanmış bir soruyu çözeceğim. Evet, soruda bizden Havva'nın bir ağacı olduğu ve bu Havva'nın ağacında leaf nodlarda bir kertenkeleler olduğunu, her leaf nodunda bir kertenkele olduğunu ve bizden bu kertenkeleleri tek tek toplamamız isteniyor. Soruda bize şunu veriyor. Herhangi bir noddayken komşu noda gitmenin 1 saniye sürdüğünü veriyor ve tek bir zamanda en fazla bir tane kertenkele taşıyabiliyoruz. Yani şöyle şekil olarak çizmek gerekirse. Mesela rastgele bir ağaç çizeyim. Örneğin, bu arada leaf node'un tanımını da yapmak gerekirse root'tan herhangi bir parent olmayan node diyebiliriz aslında. External node diyebiliriz. Mesela şu node bir leaf node değil. Çünkü bu node'un parent olduğu iki tane, yani çocuk nodu var. İki tane. Leaf node'larda kertenkeleler var. Yani şu an leaf nodları işaretleyelim. Biz başlangıçta root nodundayız. Root nodundan bizim bulunduğumuz yer şöyle. Çizeyim hatta. Buradan tek tek soruda bize şunu söylüyor. Her bir adımda komşu bir noda gidiyoruz ve kertenkeleyi topladıktan sonra tekrar root'a gidip bunu ground'a bırakıyoruz. Tabii şu an ben hani genel olarak computer science'daki ağaç yapısını çizdim ama bize soruda verilen ağaç yapısı günlük yani hayat yani gerçek hayattaki ağaç olduğu için bu ağacın kökü yere yakın olan kısım ve dallar yani leafler yukarıda oluyor. O yüzden yukarı çıkıyor ve aşağı iniyor. Ama biz soruyu kendi düşüncemizde çözebiliriz şu an. Soruda bizden istenen nedir? Ona bakalım. Root nodundayız. Herhangi bir leaf node'a gitmek için en kısa yol bunun yüksekliği olmuş oluyor. Bu ağacın yüksekliği olmuş oluyor. Bu leaf node'un. O yüzden herhangi bir kertenkeleyi toplamak için root'tan aşağı doğru ilerliyoruz bu şekilde. Ve tekrardan en fazla bir tane kertenkeleyi taşıyabildiğimiz için onu tekrar yukarı çıkartıp ağaçtan atıyoruz. Böylelikle sadece bir tane kertenkeleyi çıkarmanın maliyeti bizim için bulunduğu o leaf node'un yüksekliğinin iki katı olmuş oluyor. Çünkü bir tane yükseklik aşağı inmek için, kertenkeleyi almak için, daha sonra bir yükseklikte yukarı çıkmak için oluyor. Örneğin örnek inputları inceleyelim önce. Mesela bize şöyle bir input verilmiş. 1. 1'in altında 2 var. Bu arada hani bir node, bir node'un root olduğu soruda belirtilmiş. 2, 3 ve 4. Şimdi bu input'u incelersek leaf node olan bir tek 4 var. O yüzden 4'te bir kertenkele var. Ve biz 1'deyiz. 1'den 4'e kadar 1, 2, 3 adımda aşağı iniyoruz. Kertenkele alıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Toplam 6 adımda kertenkeleyi ağaçtan çıkarmış oluyoruz. İkinci input'u inceleyelim daha rahat anlayabilmemiz için. Evet. Burada da leaf node'ların 3, 4 ve 6 olduğunu görüyoruz. Öncelikle 3 alalım. 3 alabilmemiz için 1'den 3'e kadar 2 adım değiniyoruz. 3'ten tekrar 1'e geliyoruz ve kertenkeleye bırakıyoruz. Toplam 4 adım. Aynı şekilde 4 için 2 adım değiniyoruz. 2 adım da tekrar yukarı çıkıyoruz. Bırakıyoruz. Bir 4 adım daha geliyor. Aynı şekilde 6 için de yaptığımız zaman toplamda 12 adım yapmamız gerekiyor. Yani sorunun bizden istediği bu. Başta yaptığımız çıkarım bizim için soruyu çözmek için yeterli. Her leaf node'un yüksekliklerinin toplamının 2 katı bizim için bu soruda istenen şey olmuş oluyor. Genel olarak çözüm bu şekilde. Ben şimdi implementasyon kısmına geçmek istiyorum. Öncelikle okuduğumuz kısımda herhangi şey edge'leri okuyoruz. Ağacımızın edge'lerini. Daha sonra ben bir liste tuttum her node için. Bu tuttuğum liste yani C++'da vektör olarak tuttum. U için V'nin komşu olduğunu bildiğim için bu listede her nodun komşularını tutuyorum. U'la V birbirine komşu olduğu için hem U'nun komşuları listesine V'yi ekliyorum. Hem de V'nin komşuları listesine U'yu ekliyorum. Böylelikle komşu elemanları gezerken rahatça gezebileyim diye vektörde. Daha sonra fonksiyonu çağırıyorum.
Recursion bir şekilde yani DFS yapacağım. Bu arada hani siz BFS de kullanabilirdiniz. Ben DFS tercih ettim. Sadece yapmamız gereken ağacı gezmek ve ağacı gezerken leaf nodun derinliğini hesaplayabilmek. Fonksiyonum 3 parametre alıyor. Şu anda bulunduğum nod parent nodum çünkü parent noda inmek istemiyorum. Ağaçta aşağı doğru dallanmak istiyorum mesela hani her seferinde aşağı doğru ilerlemem gerekiyor. Tekrar parent noda gitmemek için parent nodu tuttum. Ve anlık bir şekilde derinliği tuttum. Sadece bizim için buradan is child diye yazmışım ama hani is leaf olması gerekiyor aslında. Hani bizim şu anda bulunduğumuz nodun leaf nodu olup olmaması bizim için önemli bir şey. Çünkü biz leaf nodların yüksekliklerinin iki katını hesaplıyoruz. Bir tane boolean değerde leaf nodu olup olmadığını tutuyorum. Daha sonra klasik DFS yapıyorum. Bulunduğum noddan komşu nodların hepsini tek tek geziyorum. Ve her biri için fonksiyonumu çağıracağım. Hangisi hariç? Parent nodu hariç. Çünkü parent nod da aslında benim bir komşu nodum. Parent node'a geldiyse continue. Yani bunu işleme almıyorum. Parent node dışında bir nodsa o nodun cevabını şu anki cevabıma ekliyorum. Çünkü yani recursion bir şekilde düşünürsek birin cevabı aslında iki ağacının cevabıyla beş ağacının cevabının toplamı olmuş olması gerekiyor. Çünkü neden? 2 için 3 ve 4'ün derinliklerinin iki katı toplamı. Yani ne oluyor buradan? 4, 4, 8. 5 için de 4 cevabı geliyor ve birin cevabını 8 artı 4'ten 12 şeklinde hesaplayabiliyoruz. Tamamen recursion mantığıyla devam ediyor burası. Daha sonra eğer leaf nodesa cevabım çocuklarım yerine kendimin derinliğinin iki katı olmuş oluyor. Ve o yüzden derinliğinin iki katını cevap ekliyorum ve bunu döndürüyorum. Böylelikle recursive kullanarak bu soruyu çözebiliyorum. Hani bu soruyu yani tek bir şekilde çözebilirsiniz. Kod detayı da bu kadardı. Bu videoyu likelamayı ve diğer videolarımızı da izlemeyi, diğer soru çözümlerimizi izlemeyi unutmayın.